Oyun konsollarına dünya para vermene gerek yok. Al sana 10 numara bir ürünle geldim. Bugünkü konuğumuz GameSir markasının X2S Type-C yani iPhone'la çalışabilen oyun kontrolcüsü. Telefonunu bir oyun kontrolcüsüne dönüştürebiliyorsun. Harmonious işlemci, Android, iPhone yani iOS platformlarında hepsini uyumlu oynayabileceğin çok güzel bir kontrolcü. Piyasaya daha yeni çıktı. Hatta ben bu videoyu yayınladığımda bugün çıkmış olacak. Bugün sizlere bir oyun testi yapmayacağım ama kutunun içerisinden neler çıkıyor bugün onlara bakacağız ve ürünün yakından görsellerine bakmış olacağız birlikte. Oyun konsollarına o kadar para vermene gerek yok. Al sana telefonunu oyun konsoluna çeviren canavar ürün. Gerçekten malzeme yapısı, malzeme kalitesi çok iyi. Ben tabii ki de kutuyu sizlerden önce açıp deneyimledim. Ve şu an içerisinde telefonum serviste olduğu için oyun görsellerini gösteremeyeceğim ama nasıl bir hissiyatı var, malzeme yapısı nedir? Bunların hepsine birlikte göz atıyor olacağız. Birazdan kutusunu açacağız ama birazcık teknik detaylarından, daha doğrusu kutuyu şöyle yakından göstermek istiyorum sizlere. Şimdi kutunun yanında gerekli bilgilerini vermişler. Tabii ki de İngilizce şekilde. Nasıl kullanabileceğiniz, neler yapabileceğiniz, işte açılması, kapanması, bunların hepsiyle ilgili bilgiler var. Tabii ki de ürün daha yeni olduğu için biraz daha böyle video bulmanız zor olabilir YouTube'da. Belki de ilk videoyu ben paylaşıyor olabilirim Türkiye konumunda, bilemiyorum bunu. Dedim ki videoyu bir an önce hazırlayayım. Tam satışa çıkacağı gün paylaşayım. Belki almak isteyen dostlar olur. Oyun canavarı olanlar, oyunu oynamayı sevenler vardır. Görsünler, belki malzeme yapısından kendileri artık nasıl bir oyun hissiyatı olacağını kafasında canlandırabilirler diye düşündüm. Ürünün gelin birlikte bir kutusunu açalım ve kutunun içerisinden neler çıkıyor, ürünün malzeme yapısı, bunları bir göstereyim sizlere. Zaten kutuyu açarken teknik detaylarını da paylaşıyor olacağım. Hadi kutu açılımına geçelim. Birlikte ürünün kutusunu açalım ama öncesinde şuradaki yandaki yazılarına bir bakın. Siz de göz atın. Bunu internette bulamazsınız çünkü direkt hani ürünün kendi görsellerini koyuyorlar. Burada zaten X2S Type-C olan modeli, bu yeni çıkan versiyonu. Normalde bir önceki serisi X2 idi. S yoktu ve Type-C yoktu. Arkada da nasıl bir kontrolcüsünün olduğunu, işte bak buralarda bilgilerini yazmışlar. Nasıl kullanacağınızla ilgili. Hadi gelin şimdi bir ürünü hemen açalım. Bu arada ürün yurt dışından geldiği için problemsiz bir şekilde geliyor. Korunaklı bir ürün, onu söyleyeyim sizlere başta. Sonrasında hani ürün zarar görür mü vesaire diye düşünmeyin. Şimdi şuradan hemen kutuyu kaldıralım. Ters açtık. Ürünü ters açmıştık ama olsun. Şimdi şurada hemen bir kutu var. Ben size hemen bunun bir içeriğini göstermek istiyorum. Şunu yan tarafa alarak, okumadığımız kitapçıklar. Burada bu arada sticker veriyor. Bu da bardak kartlığı gibi anasını satayım ama yani gerçekten bayağı özenilmiş yani. Bu da işte uygulamasını indirebileceğiniz GameSir'in kare kodu. Bu kitapçığı bayağı böyle dergi gibi bu arada. Hiç açmıyorum bile. Burada farklı böyle silikonumsu tuş basmak için aparatlar, yani nasıl diyeyim, hani böyle giydirilebilir kılıflar çıkıyor. Bunu da söyleyeyim. Başka da zaten içerisinden bir şey çıkmıyor. Ben Type-C kablosu çıkıyor mu çıkmıyor mu onu hatırlamıyorum inanın. Çünkü ürünü ben dediğim gibi daha önce kullandım ve sizlere şu anda anlatıyorum. Bendeki böyle gri mor rengi, yani güzel bir renk. Ben bunu beğendim. Bence gayet güzel ve kaliteli bir hissiyatı var. Arka kısım gene mor ve yan kısımlarda böyle grimsi bir yapıda. Buradan da hemen ürünü şarj edebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Baktığınızda kalite yapısı olarak tam ele oturuyor ve bu şekilde telefonunuzun genişliğine göre de açılabiliyor. Şimdi bak, burası Type-C gördüğün gibi. Yani tüm Android cihazların, Harmony OS işletim sistemli cihazların, iPhone 15'in hepsiyle çalışıyor. Bak, tuş sesini bir mikrofona yaklaştırıp dinleteyim size hemen. Gördüğün gibi tuş kalitesi de gayet iyi. Ürünün kalitesi zaten bence hani fiyatına göre alınabilecek. Burada telefonunuzu çizmeyecek derecede bir böyle, nasıl diyeyim, silikonumsu bir yapı bulunuyor. Telefonunuzu direkt Type-C bölümüne taktıktan sonra bu şekilde genişletip telefonunuzun uzunluğuna göre bunu takabiliyorsunuz. Buralarda da gene silikonumsu yapılar kullanılmış ve bu sayede telefonunuz çizilmeye, yani karşı önlem alınmış gibi. Şimdi şuradan çok bahsetmek istiyorum. Bak, burası oynar başlık. Bu oynar başlık olduğundan dolayı size şöyle söylemem gerekiyor. Bunu kırma olasılığınız çok yüksek, onu baştan söyleyeyim. O yüzden buraya nazik davranmanız gerekiyor. Bura gittikten sonra zaten ürünün farklı bir amacı kalmayacak. Üst tuşlarına baktığımızda PlayStation tuşları gibi görmüş olduğunuz gibi burada tüm tuşlarımız var. Buradakiler tabii ki de RB, RT ve buradaki de LT ve LB olarak geçiyor. Bununla FIFA oynayabilirsin, PUBG oynayabilirsin, birçok oyunu oynayabilirsin. Uygulama desteğinin olması da gerçekten güzel olmuş. Malzeme yapısı şuralar böyle silikonumsu bir yapıda. Yani elinizi böyle hani kaydırmayacak derecede. Burası plastik bir yapıda. Ürünü direkt zaten buradan şarj ettiğinde kendisi doluyor. Ayrıca joysticklere baktığımızda böyle hissiyatı güzel. Hani böyle dandik bir mal kalitesinde değil bence. İyi olmuş. Keşke şu kısım değiştirilebilseydi. iPhone'lar da kullanabilseydi. Şahsen benim 14 Pro Max'im vardı. Yani bununla olsaydı şu anda 14 Pro Max'im kullanamayacaktım ürünü. Hatta bir dönüştürücü taktım çalışacak mı diye. Bu Type-C'yi iPhone'a dönüştüren Lightning'e o da olmadı. Buna tablet de takıyorlar bu arada. Type-C girişli bir tabletiniz varsa takabilirsiniz. Şurada sadece joystickle kullanıyorsun ya bak. Mesela diyelim ki şöyle düşün. Bunu kullanıyorsun sadece. Buradaki tuşlarla hareket edeceksin. Elin bazen bu tuşa çarpabiliyor. Bak onu da böyle yakından bir göstereyim sana. Şimdi diyelim ki şöyle tuşlarla oynuyorsun. Bak elimi görüyor musun? Altında kalıyor. Yani bu tuş kombinasyonu birazcık benim hoşuma gitmedi. Bazen buraya çarpabiliyorsun çünkü. Menü tuşlarımız bulunuyor. Şu tuşlarla menüler arasında geçişler yapabiliyor ve ayar yapabiliyorsunuz. Evet, ürün elimizde. Kutusunu açtık, malzeme yapısına baktık. Bence güzel. Bak şöyle düşün. Şu şekilde bir oyun oynadığını farz et, tamam mı? Böyle eline oturuyor ama şu joystick kısmı buradaki tuşlarla kontrol ettiğinde eline birazcık böyle hani nasıl denir? Çarpıyor. Yani belki aktif olmaya olabilir oyunlarda ama aktifse eğer yanlış bir hareket yapmanı sağlayabilir. Ben sizlere ürünün kutusunu açtım. Girişte zaten ufak tefek birkaç bilgisini paylaştım. Şimdi de keza anlatırken detay görüntülerini görüyor olacaksınız. Dediğim gibi telefonum şu anda serviste olmasaydı bunu direkt takıp sizlere oyun performansını da göstermek isterdim ama ilerleyen videolarda bir uzun kullanım testi videosu olarak da oyun performanslarından bahsediyor olacağım. Şimdi şöyle bir şey vereyim. Ürünü satın almak istersin veya istemezsin. O senin bileceğin bir iş. Açıklamaya bırakacağım affiliate linkten %10 indirimle bu ürüne sahip olabileceksin. Yani istersen telefonunu oyun konsoluna çevirmek istiyorsan önerebileceğim bir ürün. Birçok oyun konsolu denedim bu arada. Hem bilgisayarda kullandığım hem telefon ve tabletimde kullandığım. Yani bana malzeme yapısı biraz daha iyi gibi geldi. Hani biraz daha böyle özenilmiş. X2'ye göre bence biraz daha geliştirilmiş. Bak. Tuş hissiyatları bence güzel. Malzeme yapısı da güzel. Bak eline şöyle oturtturduğunda ürünü tabii biraz daha böyle açık olduğunu düşün. Bu şekilde oturduğunda ürün eline şu arka kısımlar silikonumsu bir yapıda olduğu için kaydırma yapmıyor. Direkt elinize yapışıyor ve telefonunuzu bu yan kısımlarda rahatlıkla koruyabiliyorsunuz. Buralara da böyle silikonumsu çizilmeyecek derecede bir ürün yapmışlar. Şimdi ürünün dezavantajı şu. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Her oyunda oynayamıyorsunuz. Her oyun için. Yani bir ayar yapmadan direkt ben oyuna girdiğimde Real Racing 3'te denedim. Hiçbir ayar yapmadan direkt oyuna girdim ve kullanıma başladım. Dezavantajı olarak abi şu Type-C kısmı bak böyle oynar başlıklı. Göstereyim sana yakından. Oynar başlıklı olduğu için rahatlıkla kırılabilecek bir şey. Çünkü telefonun arka kısmını takıyorsun ve buraya bir baskı uyguluyorsun. Bu şekilde telefonu çektiğinde hani ürünü direkt yani takmaya çalışmayın. Önce takın böyle kaldır bak bura biraz daha havaya kalkıyor zaten. Direkt ürünü tak ve sonrasında o şekilde burayı kaldır. Yoksa kırarsın ve kırdıktan sonra da yani bir işlem yapamazsın ki ürünü nerede yurt dışına göndereceksin garantiye vesaire. Oo olacak iş değil. Yani ürünü al direkt çöpe at. Ürünün açıklamaya linkini bırakıyorum. O linkin altında bir de kod bırakacağım. O benim kodum. Direkt o kodu girerek %10 indirimle ürüne sahip olabilirsin. Videoyu izlediğin için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.